Selamun aleyküm. Evet, altlara inşallah bir tehlike olmaz. Altlara takoz koydum ben. Yeni ocağımız hayırlı olsun. Ha, takozumuzu da koyduk. Gelip kurmuşlar kendileri. Annem dışarıdaydı. Pazara gitmiştim. Ya dişçiye gittim, normaldi. Dişçiye gitti. Dolaptan önce bu geldi. He, kuruluma. Dolaptan önce aygazı kurdular. Gelirken de pazara uğradım. Dişim iltihaplanmış. Çekmeleri gerekiyormuş. Randevu verdi doktor. 27'sinde dedi çekeceğim. 23'ünde dedi ilaç kullanacaksın. 5 gün. Antibiyotik kullanacağım. He. İltihaplı sözleri de olmaz dedi o dedi. Ben de gideceğim. Onu dedi şey yapmak zorundayız. Ben de doğumdan sonra gideceğim. Ha, şunlar Azman lahanamız. Azman lahana her sene. Ya. Bir kere de olsa pişiriyorum bu azman lahana, şeker gibi oluyor. Hadi bakalım yeni çok ocağımızda. Yeni ocakta büyük göz önde. Evet, o iyi olmuş. Ön tarafta olması. Büyük gözde çünkü en çok pişirilen yer. Tabii canım. Arkada pişirmeye çalışıyorum. Aynen. Valla acıktım da yani. Saat 1'de gittim. Yok şey alıyorsun orada. Arkot alıyorsun. Şey işte, hastane. He. Normal hastane gibi işte. Aynen. Millet isyanda. Niye söylemediniz, niye etmediniz, gittik falan filan bir sürü. Ne alaka? He? Neyi söyledin? Orada olanlar diyorum. Millet isyanda ya. Neden ama? Sataşacak yer aramalar işte birbirlerine. Nedeni bakıyorum. Hatta neden aramadım. Sıraya girmiş. Daha önce diyor, girmeden önce diyor niye... Ay, sıraya gireceğimi niye söylemiyorlar? Ben de bekliyorum doktorun kapısında diyor. Bilmiyorlar. Öğreneceksin, bilmiyorsun soracak işte. Öyle olmuyor. Doktorlarda da önce barkod alıyorsun randevu da alsan. Bütün hastanelerde öyle. He. Herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor. Şunu atayım dolaba. Biraz da acı biber çıkarayım, kızartacağım. Abi dedi o sosuyla. Priz yetişecek mi dedi. Ama priz deseydi çalışmıyor zaten. Zaten dedim öyle idareten kullanıyoruz dedim. He. Priz kullanmıyoruz biz aygaza. 2 sene şey. Garantisi var. Yemek dökmeyin dedi. Yoksa garanti içine girmiyor dedi. Nasıl yemek dökmeyin? Yemek taşırmayacaksın yani. Hep ağzı açık pişireceğiz yemeklerimizi. Evet, dikkat edeceğim. Oldu deseydin abiciğim. Yemek dökmezsek zaten aygazlara yemek dökülmüyor. Tamam, biz de garantisini şimdi bu bozuldu biz onu. O saçma biraz geldi bana da. Diğeri bozuldu, garantisini mi sorduk? Yok. Aman. Gittiği yere kadar, yapacak bir şey yok. Yani yemek dökülmeyecek. Yemek taştı, ne yapacağım ben? Hemen bozulacak mı? Yok hani dikkat. Yani ederiz, söylenmesi gereken şeyleri söyledi. Asla söylenmemesi gerekeni söylemiş. Aygaz bu yani. Yemekleri dökülür, taşar. Ağzını kapatırsın tencerenin, anında taşar. Doğru. İlk yemeğinde bile. Bunlar normal şeyler. Şuralar atılacak. Söyledi işte. Şöyle yapayım. Hava da güzel ha. Hava güzel ya. Şöyle biraz ince doğrayacağım bu seferkini. Bilmiyorum, canım çekti böyle azman azman görünce. Azman lahana diyorlar ya, üstüne atacağım yine. Aslında çok şey atılacak tarafı varmış ya. Kalınmış bayağı yaprakları. He. Demek ki görünüm olarak azmış aslında. Tarttılar ama aslında şey yani. Dedim 1 kilo ver. 5 liralık. 1 kilosu zaten 15 lira ya. 1 kilosu yaprak. Yani dökülüyor. Mesela yaprakların arasında sirkeli suya koymadan olmaz herhalde bu. Aynen anne. Kıvrık kıvrık. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Ben herhalde bir 27'sinde dişe başlarsam üsttekileri de yapmaya başlayacaklar ölçü almaya. Alttan da çekecekler benim geçme. Diyorlar ona. Diş önemli. Gitmezsen hiç olmaz. Dedim öyle dedi, eğrilmiş dedi. Sen nasıl dayandın bu ağrıya dedi. Gitmiyor Allah ki. Allah dedim, ağrıyor ağrıyor duruyorum. İşte öyle olmuyor. Kız. Sonuçta yemek yiyorsun. Benim dişçi o değilmiş. Aynı isime çok benziyor. Ama ismin aynısından aldım mı? İyi doktorsa aynı. 7 sene önce dedim ben size gelmiştim. Baktı yok dedi, ben değilim. Şeyma o da dedi. Soyadı başka. 7 sene önce değil kanka. 7 sene önceki şey gözükmez ki. Nasıl en son gittiğin yer var ya, en son gittiğin. Hangisi? En son gittin işte. En son gene dişinde problem olmuştu ya. Gittim.
Ona gitmiştim. Yaptırdığım zaman değil o zaman. Yok yok, yaptırdığın zaman değil. Ben karıştırmışım. Dedim ya en son 7 sene önceki şey gözükmez ki. Gördü çünkü. O zaman ya o değil. Sistemden görür. Hı. Sistemden baktı zaten canım. Hı hı. Şeyden bak, okuyup üflüyüp bakmadı. Evet. Sistemden baktı. İyi, ocağı hemen getirdi, şey yaptı kurulumu. İyi, Aygaz'ın... Sabah aradım, hemen geldiler. Ya, o problem değil. Şeye cevap vermiyorlar. Bakacağım ona ben birazdan. Dolabın kurulumuna cevap vermiyorlar. Şöyle ince birazdan bakacağım. Bir kuru soğanla az bir salçayla bunu hemen fıkırdatacağım. Aynen. Çok lezzetli oluyor bu azman lahana dedikleri. Benim hoşuma gidiyor. Yengem çok yapardı rahmetli amcamın eşi. Orada yerdim, hoşuma giderdi. Hmm. Oradan biliyorum. Yoksa annem hiç yaptığını hatırlamıyorum annemin. Doğrudur. Heh. Bir müddet ben yengemde kaldım ya. Her İstenmeyince sene. Baba evinde boşanınca yengemde kalmıştım. Çocuklarıma falan bakmıştı. Allah razı olsun, nurlar içinde yatsın. Her zaman söylüyorum. Ekmeğini yedim. Hiçbir zaman da unutmam. Dualarımda hep okurum. Onun ismini de geçiririm. Kur'an okutacağım anneme babama, Allah izin verirse bahara doğru. İnşallah. Tabii içinde yengem de olacak. Hepsi birlikte. He. 40 mevlütü. Yani o ölmüşlerimiz ama yengemin ismini özellikle de yazdıracağım. İnşallah, inşallah. Allah izin verirse inşallah. Baharda zaten aynen çocuk mevlütü olur. Hepsi aradan çıksın anne. He. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna. Şöyle sirkemi döküyüm. Biraz beklesin usta. Bak o şeyler iyi oldu. Neyle? Ayaklar. Ayaklar evet iyi oldu. Biz şunları çamaşır makinesi için almıştık. Hem de su gitmez, çabuk çürümez. Aynen alttan. Altı şey olmaz. Şuraya bakıyorum acaba bir işe yarayacak bir tarafı var mı? Ben kökü de severim piştime. Şurasını... Baktım ama. Şurası iyi gibi geldi. Orası biraz kalın da şurası iyi geldi. Bak kart mı şu tarafta? Hem yoksa... de Paşa Bahçe Pazarı var. Ben de sabah indim bir posta hastaneye. Bugün hastane günümüz. Yani kan aldırdı. 4 küp. 4 küp kan aldılar. Tüp küp diyorum ya. Tüp. Işte, bayağı da kalabalıktı. Sabah kan alma. Aşırı kalabalıktı. Kalabalık olur. İdrar tahlili falan filan işte. Şey son artık. Aynen son tahliller. Hazırlıkları yapıyorlar onlar da. Allah korusun yine kanman lazım olmaz da yani. Her ya, şeyi tahlil, düşünüyor hastane. Sonuçlara bakıyorlar işte. Evet. Ne olur ne olmaz. Hem şeyini. Hı-hı. Sabahtan kalktık. Dilek abla da işi vardı hastanede. Onunla birlikte. Olamaz da. Birlikte mi gittiniz hastaneye? Kız okula gitti. Hep birlikte çıktık. Onu mu diyordun? Sare diyor beni yalnız bırakmış annem diyor hastaneye gidiyor sabah diyor. Sen niye beni almadın götürmedin diyor. Şimdi hep birlikte gidiyoruz ya. He. Dedim sen çok güzel mışıl mışıl uyuyordun dedim. O kadar güzel uyuyorduk geldim de. Hem değil 10 mi? Dakika sonra uyandı. Şuna su doldurayım. Biraz su da beklesin. Buralar işte ayakta kaldı. Dolap burada da. Dolap var ama. O yüzden. Kurulumu yok. Kurulur, o da kurulur. Yarın öbür gün inşallah sürmez. Bakayım arayacağım bugün. Bugün arayacağım şimdi birazdan. Poşetini atayım. Birazdan. Hayvan olsa bak ne güzel. Bir sürü yeşillik çıktı. Aynen. Eski ocağın şeyinden rahat. Rahat değil mi? Şu çok şey yani. Sanki yer zemini mi biraz yamuk? Benim gözüme mi yamuk geldi? Koyduk ya altlıkları. Olabilir anne. Burası fark ettin mi sen de o yamuklu? Ama daha az yer kaplıyor gibi geldi bana. Hı hı. Daha küçük yani şey minyon. Şeye koyuyorlar ya işte normalde bunun üstüne koyuyorlar ya da fırının üstüne koyuyorlar. Ha yer olsa aslında onun üstüne doğurmuş. Aynen. Değil mi? Ama çocuk olacağı için Allah korusun yemek pişer Sare çok girmez biz olmadığımız sürece de. Sare korkar bir çocuk. Sare zaten. Korkar. Ama Sare korkar bir çocuk. Çocuklu evde. Yani şöyle bir şey olsa, bulaşık makinesi buraya girse öyle olur da. Evet. Şunları da güzel soslayacağım. Biraz da bir tane kaba bir tanesi patlıcan yere düştü. Vardı ya.
Onu da kızarsa. Yere düştü. Ne? Biber. Nerede? Ha. Onu yıkarım. Çok pahalanmış biberler. Onu yıkarım. Pahalanmayan bir şey var mı? Çok pahalanmış. Aynısını adam söyledi. Ne dedim? Bir şey dedim de. Pahalanmayan bir şey var mı abla dedi. Dedim işte ağız alışkanlığı konuşuyorum. Öyle dedim. Söylüyorum. Bir tane patlıcan var onu da çıkarayım. Bu da işte her sene bu mevsimde çıkıyor azmanlığına. Ocak, Şubat gibi. Bir de kar yiyse var ya o daha lezzetli oluyor biliyor musun? Kar vallahi. Hatta bugünden sonra 17-18 dereceye çıkıyor hava derecesi. Güzelleşecek. Evet. Hadi be. Kışı göremedik henüz. Doğrudur. Diyecektim. Ha, şeyleri, cezveleri verdim. Uçları yokmuş, cezve uçları yokmuş. Perşembe abla dedi, yaparım dedi, getirirsin dedi. Çok acelemiz yok zaten. Ha, acelem yok. Çocuğa süt müt ısıtmak için ama onlar lazım olacak şeyler. Tabii canım. Ha, perşembe günü alırım. Aynen. Perşembe alırsın dedi. Olur olur. Tamam kardeşim dedim, yap sen de, ben perşembe alayım. Acelemiz yok. Ne zaman yaparsan. Ha. Unutmayalım da birimizden birimiz hangimiz inersek. 27'sinde benim diş inşallah sen doğumda olursan Sare'yle giderim ya bir şey olmaz. Artık nasıl? Sare'yle giderim. Kiminle gideriz? Kimseyle gitmeyiz. He. Belli olmaz. Sare benim yanımda duruyor zaten. Sare hiçbir şeye ses çıkmıyor. He. Öyle biri oldu mu hiç sesi çıkmıyor Sare'nin. Şu anda keyfi yerinde. Aynen. Olduğu için hiç çekmiyor. Şurada tuzlu suya atayım. Eklemeye alayım bunları. O sirkeli suda. Bu tuzu bak bir büyük geniş kap istiyorum dedim ya. Bak. Evet anne. Ya lazım oluyor. Alacağız inşallah. Anne büyük. Akıttın. Oo akıttım döktüm valla. Kızlar abi bunu kenarına. Zaten yeri dolap gelmeden yere kilim sermedik de. Onu da yıkadık sen çünkü. Yerin. Sermeyelim de. İsteyecek çünkü. Çünkü dolap kurulacak bir daha onun tozu olacak. Süpüreceğiz tekrardan sileceğiz. 12 dakikada o toplar şey gelir. Zaten çok zor bir şey de dıt 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 makinesiyle yapacak da işte. Yani. Ben birazdan ararım bir tekrardan. Gelsin. Sorun bitti de şurayı toplar hiç değilse tezgahın üstü çok abartılıyor. Orası zaten aynen. Sabah tencereyi yıkadım. Yine şuraya koyayım ben birazlarını ya. Elimin altında çok duruyor ya. Büyük şeyler zaten yemek çok kanka. Yemek yapıyoruz. Bayağı bir tuvalete koydum öbür günü. O tam yerine uydu. Bulaşık çamaşır makinesinin üstü şey oldu rahatladı. Orası da iyi oldu rahatladı. Şunları da şöyle çıkarayım. Bir de dışarıdan şey getireyim bunları. Melemenlerinden kullanabilirim. Getireyim anne. Getiriyorum. Tamam getir. Evet. Canlarım benim. Bir misafirimiz geliyor. Şey dedi beni duraktan al. Semiha'nın oraya gideceğim. Oradan da sana geleceğim dedi. Sürpriz misafirimiz. Şimdi ben bunları böyle bırakacağım. Esra devam eder Allah'ın izniyle. Yaparız ya. Ondan sonracıma aşağıya bir gireyim bakayım ne durumdalar. Alayım duraktan çünkü kadın ilk defa geliyor bu tarafa. Evet. Minibüse binmiş. Bu da hazır. O da hazır. Semiha ablaya sürpriz olacak. Evet. Yani Semiha'ya da sürpriz olacak. Bana da sürpriz oldu. Pazartesi salı demişti ama. Ben bilseydim Kavacık'tan binmiş. Nereden aslında bileceksin? Ne de ben Kavacık'taydım zaten. Mesaj yazmış ama anca aranınca görürsün. Çünkü hastanede mesajı göremezsin. Yani. Olsun canım. Ben hastanedeyken o zaman benim hastanede bayağı mı işim sürmüş? Bir 10 geçeydi randevu. Ama yolda izle Paşabahçe'ye indim. Pazara da indim ya doğru ya. Hep şurada aşağıda kalsın kızım. Şunu fazla büyük kaba koyacağım, dökeceğim. Fazla büyük dediğimde hiç kalmamış ya kap. Normal büyük plastiğe dök. Benim bulaşık yani iki tane almam lazım. Dükkana gittim, eksildi.
öyle olunca da aynen olmuyor işte. Şöyle şimdi deneyim. Pazar trafiği vardır zaten. Evet, pazar trafiği. Bir de kalacaktan normal. Evet. Şehirliyiz, o dolaşa dolaşa geliyor. Evet, sahilden. Onun için acele etmiyorum zaten. Yani şöyle geniş kapta dursun bu. Bunda da. Çünkü bu sirkeli suda dursun. Kalsın öyle o. Varsa aralarında. Ben onu 2-3 kere yıkarım. Ondan sonra bir kuru soğanla zaten. Az bir salça. Ben yetişirim ya. Tamam. Olmadı. Patlıcanları ben kızartırım. He. Normal kızartacak, onu başa yapmayacaksın herhalde. Ne? Patlıcanı ne yapacaksın? Patlıcan kızaracak, biber kızaracak. Tamam, bunları ben kızarırım. Sos o üstüne de dökersin kızartıp tavaya boşaltıp. Gerçi iki de sarımsak koydum mu mis gibi olur tamam, o. Tamam. Ya biberli patlıcanı birleştireceğim. Senin ne yapacağını bilmediğim için. Yaparım. Soslu yapacağım. Tamam. Şöyle 2-3 tane sarımsak sana doğrayayım. Ben doğrarım canım. Ne olacak? Şey sosun içine çok lezzetli oluyor sarımsak. Seviyorum ben sarımsaklı sos. Patlıcanla biberi birleştiririm. Sonra üstüne domates sosu. O bandıra bandıra. Gerçi şey seviyeye uğrayacağız. Orada yemek yeriz. Ve sen ye. Biz yiyebiliriz orada. Şu anda çok aç değilim de. Çünkü ben biraz acıktım. Sen gittin dişçiye. Sabah. Bir yumurta yedim çıktım. Yani saat kaç oldu? Bir de acıkmayayım diye özellikle bir yumurta yedim. Ekmek tabii yemiyorum farkındaysanız. Hani yemek yesem nerede yersem yiyeyim. Yemeği ayırmıyorum ben. Şu anne, anda yemek diyetim yok. Aynen. Annem işte bir hafta oldu şeyden geldi Samsun'dan. Bir hafta oldu değil mi? Evet, hiç ekmek yemiyor. Ama yemekleri ayırmıyorum. Aynen. Yemek yiyorum. Salı günü geldin ya anne. He. Doğru ya, bir hafta oldu değil mi? Pazartesi bugün ama bir hafta oldu hemen hemen. Salı günü geldiysem yarın bir hafta oluyor. İşte yarın. Daha bir gün varmış bir haftama. İyi gezmişim be. İyi hazırlanayım. Yavaş yavaş ineyim durağa. Araya Yunus girdi. Havada soğuk. Araya Yunus girdi, aradı diş için, merak etmiş. Bir de şeyi söyledi. Söyleyeyim. Burs için çocuğa burs dedi anne, etrafa yayabilir misin? 6 aylık bir burs istiyorlar. Dedim hani 3-500 biz verelim dedim, koyalım aylık. Hani bir 1000 lira olsun dedi. Vallahi dedim söylerim anneciğim ben de herkese. Yardımcı olmak isteyen şeyini atar onun numarasına. Bir ablamız istemişti, ben onu attım İvan'ın orasını. Çünkü babasından aldığı maaş 1 liraymış. Okuyor da çok zor ya. Gerçekten zor. Allah yardımcısı olsun. Annemle herkese söyleyeceğim, gördüğüm, duyduğum dedim. Hani bir lira burs parası alabilse çocuk çok rahat edecek. Erkek çocuğu bir de ya. Mazlum oluyor. İsteyemiyorlar, söyleyemiyorlar. Kızlar biraz daha şey oluyor, yırtık oluyor hatta ama. Hatta kalıyor. Ama erkekler öyle değil gerçekten. Allah yardımcısı olsun dedim. 3-500 biz verelim. Annem dedim, aylık dedim. Ne olacak? 6 ay. Yani. 500 dedim biz koyalım. Herkese. Açık söyleyeyim. Tamam dedi. O zaman dedi üstünde tamamlamak için birilerini ayarla anne dedi. Tamam dedim anneciğim. Allah inşallah yardımcısı olur ya. Amin. Tabii ki biz olacağız. Allah vesile yani. Biz vesile demek ki ona. Aynen. Görüşmek üzere. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Allah'a emanet olun. Evet, annem gitti. Ben de yemekleri tamamladım. Patlıcanla biberi az kızarttım. Ve domates sosuyla tavada birleştirdim. Ve az mavalımız da pişiyor. Bir baş soğan, az salça ekledim. Biraz bulgur ekledim. Dible gibi bir şey oluyor. Şimdi pişsin kısık ateşte. Ocağımız hayırlı olsun tekrardan. Yeni yemekler pişirmek üzere. Hoşçakalın.